Herkese günaydın. Yeni bir günden merhaba. Bugün cumartesi. 4 Şubat 2023. Tarihe not düşüyorum. Çok önemli bir gün. Bugün MR günü. Ve MR'ım var. Randevum var yani. MR randevum. Tedirginim. Heyecanlı gibi. Fakat heyecandan fazla tedirginliğim var. Niye diyeceksen. Sevmiyorum o aleti. İçine girmeyi sevmiyorum. Dün eşimin telefonu geldi. Fakat çekim yapamadım. Kutusu kaldı bana bir tek. iPhone 14. Plus falan değil. Yani Plus Pro sabitliyor mu? Sabitlemiyor. Görünmüyor. Aldım. Neyse, mutlu oldu. Peki öyle sevinçten atlamadı tabii. Hemen böyle niye para harcıyorsun falan dedi. Niye dedim, sen harcarken iyi, ben harcayınca mı sorun oluyor? Dışarıya bakalım mı arkadaşlar? Dışarıda neler var? Hava nasıl bilmiyorum. Duş aldım, saçımı da kurutmadım. Kurutsam mı acaba? Bilemiyorum. Arkadaşımı bekliyorum, gelecek. Benim çingene kızıma bakar mısınız? Ne kadar güzel. Sanat eseri resmen. Anneciğimin elleri dert görmesin. Çok güzel değil mi? Bayılıyorum. Burada da atlarım. Atlar da çok güzel. Oh, öyle sabah geçirdim oğlumu, eşimi işe. Ne yapıyorsun? İyi öyle. Kafası sinek gibi dolanıyorum evde. Süpürgeyi açtı. Sol kolumla yakışamıyorum ama neyse, süpürdüm, oldu. Bulaşık falan hiç bitmiyor. Yeni yıkadı kızım. Yine makarna değil de kuskus yaptık. Şöyle göstereyim. Çok seviyor kuskusu. Kendi soslarını yapıyor işte, kendince bir şeyler. Onun yoğurtları, onun sütleri vegan olan. Ben de yemedim. Canım istemiyor. Kahvaltı etmeyeceğim bugün. Şöyle bırakayım. Ay. Gitti. Tabii ki. Öyle bırakırsan gider. Kahvaltı etmeyeceğim bugün. Canım istemedi. Daha geçeyim. O bir ara olsun son yememle. Öyle bir dengelemeye çalışıyorum. Çünkü şu an hiç diyet yapasım yok. Yapamıyorum zaten. Acıkıyorum. İlaçlardan olabilir. Bilmiyorum. Hiç yani önüne duramıyorum. Şimdi dedim canım çekmiyorken yeme. Değil mi? Zorlamayacağım. Kahve içiyorum. Giyindim. Şöyle bir şey giydim. Hiç üzerinde demir falan olmaması gerekiyor. MR'a gireceğim ya. Kocaman magnet. Bir sürü kağıt verdiler. Onu doldurdum. Hastalıklarınız var mı? Nine, 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 nine. Hiçbir şeyim yok. Tek omuzum ağrıyor. Ama istiyorlar işte. Hastalıkların, kalp sorunun, kalbinde pil falan. Her şeyi yazmışlar ince ince. Ne yapacağım? Ve bugün saat 12.40 gece. Saat kaç? Saat daha 11. Ama ben oturayım. Hazır oturayım. Bir de şu eşofman tipli kutumu girdim. Onda da hiçbir demir falan yok. Böyle. Oturuyorum. Dedim video açayım. Bir videoyu başlatayım. Koymayacaktım ya cumartesi pazar, ama şimdi evdeyken koyarım belki. Koymazsam da pazartesi izlersiniz. Ama videoların arasında o kadar gün olsun istemiyorum. Ama ben de ne istiyorum onu da bilmiyorum. Yani o kadar fazla gün olmasın aralarında. Daha bir yani bu akşam, bugün çektiğimi yarın koymak istiyorum. Yani bugün ne yaptım, dün ne yaptım diye. Yani görün diye. Onun için ben editleyip yönetmen değilim ki. Yani hikaye yazamayacağım. Böyle doğal. Bugün ne olduysa o. Yarın da onu izlersiniz. Aynı gün koyamıyorum tabii. Ben gündüzleri koyduğum için videoları. Aynı günde olabilir gece koyarsam. Öyle arkadaşlar. YouTube'dan mail gelmiş bana. 4000 saatimi doldurmuşum. Sizin sayenizde, çok teşekkür ederim. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sizi tebrik ederiz Zeynep Hanım diye. Sizi tebrik ederiz, 4000 saatinizi doldurmuşsunuz diyor. İşte ne, iki adımlık doğrulama falan giriyorum YouTube stüdyoya.
Valla hiçbir fikrim yok. Göreceğiz ne olduğunu. Dedim bu YouTube benden ne istiyor acaba? Yani bu herkese açık bir platform değil mi? Koyabiliyorum videomu. Beni bir rahat bıraksınlar. Mail istemiyorum YouTube'dan. Böyle videomu koyayım. Yani izleyen izler, izlemeyen izlemez. Herkesin canı sağ olsun. Hiç şey değilim yani o konuda. Aman izlemiyorsunuz, aman beğenmiyorsunuz, aman yorum yapın, abone olun. Hiç benlik değil gerçekten. Zaten isteyen seven olur. Öyle. Bizim dememizle olmayacak. Burada da mındık uyuyor. Ben çok merak ediyordum. Biz işteyken ne yapıyor bunlar bütün gün diye. Kedi o tarafta, bu tarafta uyuyorlarmış meğerse. Ne yapacak bütün gün? Şu an onu rahatsız ettiğimi hissediyorum, biliyor musunuz? Gerçekten öyle hissediyorum çünkü ben her kalktığımda böyle kaldırıyor başını, gözlerini açıyor, bakıyor, bir daha devam ediyor. Ben her kıpırdandığımda, ne yapayım evde şimdi oturalım mı her birimiz? Bak konuşuyorum, hemen gözlerini açıyor, ona bakıyorum, rahatsız oluyor hayvan. Göstereyim mi size? Çok rahatsız ediyorum hayvanı. İşe gitmem gerekiyor. Bebekler gibi, böyle gözlerini kapatıyor, sonra açıyor. Kapatıyor, açıyor. Değil mi kızım? Yok. Daldı. Açık göz. Açık göz uyuyor benimki. Öyle arkadaşlar. Bekleyeceğim şimdi arkadaşımı. Bu yine gidiyordu. Bekleyeceğim arkadaşımı. Bu kolu da açıyorum. Açtım mı da toparlayamıyorum. Açılmayınca açılmıyor. Açılınca da toparlanmıyor. Bah başıma gelen. Ama geçecek. Hissediyorum. Bu sefer tedavi neyse o, her birine uyacağım, geçecek. Ben bunu geçirmem gerek çünkü iş değiştirme gibi bir lüksüm yok şu anda. Yani işim de çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani ne bileyim işte olan haklarım, işte o pluslarım, eksilerim, artıları. Yani artıları çok daha fazla eksilerden ve ben başka yere gideceğim de sıfırdan başlayacağım da yok. Değiştirmemem gerekiyor. Şeflerle konuşacağım. Daha iyi bir tarafa giderim. O ürünlerin o kadar ağır olmadığı, soğuk olmayan tarafta çalışırım. Kimse bana hayır demez diye ümit ediyorum ama demezler. Bulmuşlar benim gibi çalışkan bir kadını, değil mi? Niye hayır desinler? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Kendimle dalga geçiyorum. Ben kendimle çok barışık bir insanım, biliyorsunuz. Dalga geçerim kendi kendime. Boş boş oturmak. Niye donanıp süslendiysem erkenden ben. Şimdi onu düşünüyorum otururken. Sanki hiçbir şey yapmayacağım. Daha 1 saat 40 dakika var. Ama hazır olayım ben. Hazır ol. Yarım saat önceden arkadaşımı oraya götürürsem var ya beni boğazlar. O Bulgar arkadaşım götürecek Reni. Var ya, o böyle son dakika gider her yere, geç kalır diyeceğim ona şimdi. Ben ona kasten saatimin 12.30'da olduğunu söyledim. Oysa 12.40 gece. Biliyorum çünkü kadın rahat böyle sinirlendirecek beni. Ama arkadaşlık öyle bir şey. Sinirlenince söylüyorum yüzüne, arkasından konuşmuyorum. Ben kapatayım, bir kahve içeyim. Daha fazla saçmalamadan. Giderken çekerim. Orada ne oldu diye çekerim. Zaman geldi. Planlarda değişiklik var. Eltim götürecek beni. Yani arkadaşım gelemedi. Acil işi çıkmış. Torununa gitti. Yakın kasabaya. Neyse. Eltim'i aradım. Eltim evde. O götürecek. Ay, gidiyorum bakalım. Heyecanlıyım. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Umarım 10 dakika falan sürmez ya. Ne bakıyorlarsa 10 dakika. O kadar sürer mi benim var? Sürmemesi gerekiyor bence. Hiçbir fikrim yok. Hava da kötü değil. Güneşliymiş. Güneş var. Yani soğuk tabii de güneşli. Gideyim bakayım şimdi. Arabası park yerindeymiş. Bulabilirim inşallah. Anlattı ama şurada orada diye daha zamanımız var. 20 dakika var.
Gideceğimiz yol arabayla 3 dakika. İşte diyorum ya, her zaman erken giderim. Keşke öyle olmasam. Yani kötü bir huy. Kötü de değil de yorucu. Yorucu bir huy. Yoruyor seni. Hayatta yoruyor. Böyle rahat olamadık. Şöyle size sokaklarda çekim yapayım. Giderken. Ay. Her yerde inşaat. Her yerde evleri tamir ediyorlar. Bu pahalılıkta yani enteresan bir şey. Bizim sokakta da 3 tane var. Ne yapıyorlarsa dış cephede falan bir şey yapıyorlar bence. Dur bakayım park yerini. Hiç değilse eltimi görürüm yani. Arabayı göremesem de. Evet, bulduk arabayı. Kız. Koyunlar yaşadınız. Bu benim numaram. Bakar mısınız? Bu numara eskiden benimdi. 1982 yazdıracağıma 1882 yazdırmışım. Allah'ım. Ben arıyorum arıyorum ama bu kadar aşağıda olduğunu tahmin etmemiştim. Ay. Gelin bakalım. Ay, kemer takmak çok zor geliyor. Bakalım nasıl takacağım. Ah, çekemiyorum. Kısalım sesini. Ay, gidelim bakalım. Evet, ben geldim. Daha 7 dakika var. Ama erkenden gireyim içeri diyorum. Dur bakalım. Atlar da yok. Soğuk ya. Bakar mısınız, bomboş. Karşıda ahırlarda duruyorlar. Ay, fıstıklar. Çok güzel bu atlar. Çok güzel. Her hayvan çok güzel. Hadi bakayım, çiftliğe geldim. Keyif için değil ama çiftlik görünümlü ya, insanın gözü gönlü açılıyor. Gireyim bakayım içeri. Ay, bitti. Mahvoldum. Vallahi bu sefer ağrıdan korkamadım bile. Hani kolostrofobik bir durum olmadı. Fakat o kolumu, omuzumu bir yere böyle yerleştiriyorlar ve elinin avucunu böyle yukarıya doğru baksın diyorlar. Ağır, nasıl ağrıyor? 8 dakika böyle duracaksın dediler. Ne yapacaksın, duracaksın o ağrıyla. Mahvoldum. Çok ağrıdı. Şimdi o öyle durdu diye bir hafta daha ağrır. Ay, bitti. Eltim de bekliyor. Bırak beni dedim. Sen git dedim. Ben yürürüm. Olur mu öyle şey dedi. Şimdiyim de bakkala gidelim. Ben biber yemeği yapmıştım ya. Sütlü biber. Ablacığımın canı çekmiş. Onu gideceğim. Biber alacağım. Ablama yemek yapacağım. Kız diyor benim de canım çekti diyor anneannemin yemeğini. Dedim hadi yapayım sana anneannenin yemeğini. Gidelim. Evet, biber almaya geldik. Biberleri aldım. Eve gidince yemek yapacağım. Mantı canım çekti ama mantı yok. O mantı oluyordu. Buzlu mantı, salça. Salça almam gerek. Küçük salçadan alacağım çünkü
çok sık kullanmıyorum. Şunlardan alacağım. Domatesli, biberli. Karışık da varmış. Ben sadece domates ya da sadece biber biliyorum. Bir pirinç alayım. Şu çorbaları hiç yaptınız mı arkadaşlar? Ben hiç yapmadım. Hazır çorba. Güzel oluyor mu acaba? Ha, lütenitsa. Kız, bizim lütenitsalar meşhurdur. Bulgar lütenitsası. Bakar mısınız? Yukarı kızda lütenitsa. Yani. Benim var. Bulgar marketinden almıştım. Var. Ama başka ne alayım? Bilmiyorum. Bu ne ki? Şafı. Berbere. Aman acıymış. Yufkalar. Börekler. Su böreği yok. Diyetteyiz. Börek falan yok. Diyet dediğim de öylesine. Mercimek alayım. Evet. Eve geldim. Bakalım. Hiçbir şey almayacaktım. Hani gördüğünüz gibi almadım. Ne oldu kızım? Etlerin kokusuna geliyor. Kıyma aldım. 1 kilo kıyma. Tavuk kanadı. Şöyle göstereyim. Gitmişken alalım dedik. Değil mi kuzum? Burada ne var? Çudo. Bu Bulgar gofret. Böyle bir şey. Vafla. Vafla deriz. Gördüm. Aldım. Ve biber için gitmiştik ya. Şimdi ablama biberini yapacağım. Hemen götüreyim öğleden sonra kızımla giderken. Değil mi kızım? Kızımla bugün gideceğiz. Mercimek aldım. Masaya atıyorum hem. Ya benim o güllü pirincim yok. Şundan aldım. Baldo pirinç. Doruk. Doruk markasının Baldo. Yani bakınca böyle ona benzer bir şey. Umarım iyidir. Salça. 60% biber. Yok. 60 domates, 40 biber. İlk defa görüyorum karışık. Ben hep ya domates ya biber diye var diye biliyordum. Bunu bir alayım. Süt aldım. Yemeğimiz için. Ve bir tane ekmek. Biber. Bekliyor şimdi. Mişu da orada bekliyor. Et vermemi bekliyorlar. Kuzum, ama bunlar çiğ, pişecek. O zaman yiyeceksin, tamam mı? Dur şimdi, al bakayım. Çiğ kıyma yiyor. Deli köpek. O köy köpeği değil mi? Ben köy köpeğiyim de. Her şeyi yerim de. Öyle arkadaşlar. Çok ağrıdı kolum. Çok ağrıttılar. Şu avucunu yukarıya doğru aç dedi ya. Öyle çok fena oldu. Niye... Demek ki kolumu böyle yapıp avucumu yukarı açınca bir şey, ama öyle çekmeleri gerekiyordu demek ki. Ne yapacağım? 8 dakika durdum. Dedim ya, korkamadım bile ya. Gerçekten korkamadım. Tamam kızım, yeter. Ah, burada da kaburga. Eşime kaburga. Eşimle oğluma. Ben onları bir yapayım. Eşim gelene kadar. Ne yapacağım? Tuzlayacağım işte. Fırına vereceğim. Bunları toparlayayım. Kıymayı parça parça yapıp difrize atacağım. Sonra kanatları aynı şekilde ufak torbalara, buzdolabı poşetlerine bırakıp onları da her birini bir anda kullanmayacağımız için. Öyle. Ne yapayım? Yemeği yapayım. Ablama götüreyim. Ya da o gelir alır. Bakarız. Evde bugün. Dinleniyor o da. Değil mi kızım? Hani toparlayalım. Bak. Bak. Bizim dağınıklığımız burada. Toparlayalım biraz. Ekmeğim. Bu ekmeği seviyorum. Taze ekmeği çok güzel oluyor. Tırkıdır. Alayım dedim. Şunları da poşetleyeyim. Bol poşetim var mı onu da bilmiyorum. Gerçekten. İnşallah vardır. Kaldıysa başka ne kaldı acaba? Her yerimiz kablo, her yerimiz poşet. Şunlara kaç tane sığarsa. Oğlum sevdiği için.
Şunları koyacağım ama önce bir sirkeli suda bekletiyorum. Ne yapayım? Bir kere görmüştüm. Nerede gördüm bilmiyorum. O gün bugündür hep öyle yapıyorum. Ama kıymayı ayırabilirim. Kıymayı yıkayacak halimiz yok. Kıyma da bakar mısınız? Güzel mi acaba sizce? Dana kıyma. 8.99 kilosu. Ama daha güzel oluyor. Yani satın alma kıymalardan, böyle paketlenmiş gıdadan daha güzel oluyor. Yerinde çekiyorlar ya. Seviyorum ben. Böyle yemeklik. Köftelik de vardı. Hazır baharatlanmış. Fakat ben kendim yapmayı seviyorum köfteyi. Kendi baharatımla işte. Bizim alıştığımız şekilde. Bulgaristan usulü. Kendi baharatımızla, çubritsamızla. Çubritsa olmazsa olmaz. Çubritsa neydi? Neydi çubritsa? Tavuk otu. Evet, tavuk otu. Bu böyle. Bir tane. İki paket çıkar zaten. Yarımşar kilo. Sulu köfte yapmak istiyorum. Sulu köfte. Çoktandır yapmadık. Yoksa bunu şimdi bir tanesinden normal köfte yapsam bir kerelik. Yemeğini yapınca iki gün idare ediyor. Kolum çok fena ağrıyor. Ama acı o eski acı değil. Şimdi bir başka acı var. Bilmiyorum. Şimdi böyle tuttum ya kolumu. Yani zorlandı tabii. Bir başka. Bir böyle daha bir yoğun. Şimdi o da ağrır. Başka ne yapayım? Biberleri patlatayım. Ne diyorduk? Palpurlayayım. Bu da şöyle kaburga. Kaburgayı da eşim ve oğlum çok seviyor. Bir dakika. Beni takip etmesin. Kemikleri. Yiyorlar kemikleri. Aslında o kemiklerin sıyırmasını seviyorlar. Bu da kilosu 7.95 falandı. Bak şimdi şeyini bozdum. Heh, dönen. Dön. Sentresini bozdum. Kameranın. Değiştiriyorum ya yönünü. Kendi istediği yere gitmesin diye. Hayır diyor kamera. Ben nasıl istersem öyle gösteririm diyor. Ay bizden akıllı bu aletler. Var ya. Bunları hiç ayıklamadan direkt tepsiye alıp bir tane yağlı kağıt bulayım. Şöyle koyayım. Yağlı kağıdın üstüne. Nasıl yağlı kağıtları ben? Dün aldım. Bitmişti. Öyle. Ben bunu hemen yapayım. İşim gelmeden. Ama gelse de hemen yemezler zaten. Var ya çok çöp oluyor. Sizin evinizde de öyle oluyor mu? Her yerimiz naylon. Her yerimiz karton. Bu şeyden, kargolardan falan. İşte kağıtlar. Her yerim çöp. Sinir oluyorum. Kağıdı koyduk. Bunları da dışarı götüreceğim. Dışarıdaki dip frize. Ama dursun biraz. Dışarı çıkmam gerekiyor şimdi onlar için. Canım istemedi. Bunları tuzlayayım biraz. Yeterince yağları var zaten. Şunlardan iki tane tadarsam tadıyorum. Kokuyor ya. Yoksa tavuk. Ben tavukçuyum. Kanat, but. Böyle tavuk eti. Eşim de tavuk etini hiç sevmez. Hiç. Yani tavuk eti et mi o diyor. Et tabi tavuk. Benim için et. Kuzum ne oldu? Ne kokuyor? Yok sana göre bir şey burada. Mercimeğimi de tut alayım. Küçük kamera da burada. İhtiyacım olduğunda onu da kullanıyorum da. Onu daha çok dışarılarda kullanıyorum. Salçamızı da toparlayalım. Bunlar annesinin gofretleri. Ha. Canımız isterse diye. Şöyle. Oy.
Öyle arkadaşlar. Ben yapayım şunları çabucuk. Evet, kaburgaları attım fırına. Etleri poşetledim. Kızım. Merhaba de. Bak şimdi, benim kızım ne kadar akıllı. Zıt, zıt pufi, zıt, zıt, futa. Hayır, diğer futa. Bir de öp, öp. Kusi. Tamam ama nasıl öpeceksin? Tamam, kamerayı öp, ablaları öp, abileri öp. Ay benim akıllı kızım. Ay çok akıllı. Burada da biberleri. Ay yapıyorum. Ay kusura bakmayın. Eşim de dalga geçiyor. Ay ay diyorum diye. Yani ansızın böyle bir hareket ettirince, ağır saplanınca ay ay diyor. Ay ay diyorum. Mişu nerede? Mişu'yu da göstereydi. Kaçtı mı Mişu yukarı? Yediler, kaçtı. Tamam. Tamam. Nasıl artist olduğunu görsünler. Bak. Hikayenin üstünde. Ne oldu kuzum? Verdim ama. Bak şimdi etleri elledim ya. Yıkadım ama ben elimi. Yine de var mı? Of. Senin maman var. Mamanı yiyeceksin. Tamam mı? Mamanı yiyeceksin. Evet. Ben de sütüm. Sütü toplamayı unutmuşum. Ama zaten yemek yapacağım. Sütü de bakkaldan aldım. Nasıl süt bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Ha. 3.5 yağlı. İyidir ya, süt olsun da. Nasıl olursa. Doğal süt olsaydı daha lezzetli olurdu. Ama kalmadı doğal sütümüz. Şimdi airfare orada gürültü yapıyor. Fırın burada. Şeyi açmadım daha, aspiratörü. Onu da açarsam durulmayacak burada. Video falan çekemeyeceğim. Ben işlerimi bitireyim. Ablacığıma gideyim. Yemeğini vereyim. Kızım çıkacak bugün. Küçük kızımla, bebeğimle o çıkacakmış bugün. Anne sen gezdirme dedi. Dedim tamam kızım. Öyle arkadaşlar. Bizde günler böyle geçiyor. Gideyim artık. Bence çok bile uzun yaptım. Bilmiyorum ama ekleyince göreceğiz. Videoları küçük küçük bütün gün ne çektim ben de bilmiyorum. Hatırlamıyorum da bazen. Dolaşlama. Bazen ben de izlerken, edit yaparken gülüyorum. Bunu niye diyorum, niye böyle konuşmuşsun falan. Silsem mi diye düşünüyorum. Sonra diyorum yok ya Zeynep, bu sensin işte. Niye sileyim? Değil mi? Nasılsa öyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve videoyu kapatmıştım biliyorum. Fakat biber yemeğini de yaptım ya. Onu da şöyle göstereyim dedim size. Ablacığıma afiyet olsun. İnşallah çok canı çekmiş. Hadi bakalım. Anneannem kadar olmasa da yapmaya çalışıyorum ben de.